Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yine bir alışveriş videosu paylaşacağım ama önceden söyleyeyim, biraz uzun bir video olabilir. Çünkü çok fazla şey aldım ama bir anda almadım. Bunlar yaklaşık benim. Bir önceki alışveriş videom benim Temmuz'da yüklendi sanırım ama Mayıs ayında çekilmişti. Mayıs ayından bu yana aldıklarımdan bahsedeceğim. Aslında tam olarak Mayıs ayından da değil, yani bunlar Temmuz'da gelmeye başladı. Evet, Temmuz ayından bu yana aldıklarımdan bahsedeceğim size. Bunlar sanırım... Pardon, birkaç alışveriş daha yaptım. Onların gelmesini bekliyorum şimdi. Onun dışında da bunlar sanırım benim bir süreliğine alacağım son şeyler. Öbürleri gelince de yine video çekerek paylaşacağım. Ondan sonra bir süre daha alışveriş videosu göremeyebilirsiniz. Şöyle Amerika'dan var. Başlıkta görebileceğiniz gibi. Amerika'dan aldıklarım var, İspanya'dan aldıklarım var, bir de Türkiye'den aldıklarım var. Bu İspanya'dan aldıklarımı ben Temmuz ayının sonundan Ağustos ayının başına kadar bir haftalık bir İspanya tatilim oldu. Oradan gerçekten istediğim ürünleri aldım. Poğaçadan çok mutluyum. Fazla para ödemeyerek. Amerika'dan aldıklarımı da biliyorsunuz. Instagram'da marka şeyler adındaki hesap aracılığıyla getiriyorum. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Eğer Amerika'dan kozmetik olsun, çanta olsun, kıyafet olsun almak istediğiniz bir şey varsa kendisine danışabilirsiniz. Benim de selamımı söylerseniz, benim yönlendirdiğimi söylerseniz size yardımcı olur. İlk önce Amerika'dan başlayayım, İspanya'dan devam edeyim, sonra da Türkiye'ye geçeyim. İlk bahsetmek istediğim ürün Jeffree Star'ın bu aydınlatıcısı, tabak kadar aydınlatıcısı. Şöyle yüzümü getirdiğimde neredeyse yüzümün yarısı kadar, çok büyük. Kaç gramdı? 16 gram mı? Pardon, 15 grammış. Gördüğünüz gibi Ice Cold bendeki. Çok güzel bir aydınlatıcı. Ama bu kadar büyük ve pahalı olmasına gerek yok. Yani 29 dolar. Bu kadar büyük ve pahalı olmasına bence gerek yok. Sonuçta her gün tüm yüzünüzü aydınlatıcıya bile bulasanız bu size bir yıl gidecek bir ürün. Ki öyle bir şey yapmıyoruz gördüğünüz gibi. Çok kuvvetli bir aydınlatıcı, yani çok parıl parıl bir aydınlatıcı. Ama çok beğendim. Tabii ben elime biraz aşırı sürdüm. Eğer hafif uygularsanız çok güzel oluyor. Sıradaki ürün ise Becca'nın Jaclyn Hill işbirliğiyle çıkardığı palet. Bu paletin özel bir adı yok sanırsam. Bakıyorum. Becca X Jaclyn Hill paletin adı. Özel bir adı yok. Şöyle 3 aylık 2 aydınlatıcıdan oluşan bir palet. Aydınlatıcılardan bir tanesi yine Jaclyn Hill'in Becca ile işbirliği içinde çıkardığı Champagne Pop adlı aydınlatıcı. Biliyorsunuz son zamanlarda çok popüler bir aydınlatıcı. Şöyle baktığımda sanırım evet, Champagne Pop bu. The Prosecco Pop. Bunları tek tek swatchlayayım. Aldıklardan ilki Rose Spritz. Bu overspray ışıltısı olan bir ürün sanırsam. Evet, öyle gözüküyor yani. Dokunduğum yerlerden ışıltı gidiyor. Şöyle bir aldık. Gayet güzel bir aldık. Şu Rose Spritz. Bir diğeri ise bence doğal makyajlarda çok güzel gidecek bir aldık. Ama aslında çok açık tenler biraz böyle bronzlaştırıcı olarak da kullanabilir sanırım. Onun adı ise Amaretto. Sanırım böyle okuluyor. Amaretto. Bu aldık ise, bakıyorum hemen, Pamplemousse. Bu favorim oldu paletteki. Ben koyu renkli aldıkları çok seviyorum. O da şu gördüğünüz hemen yanındaki Pamplemousse adındaki aldık. Benim çok beğendiğim bir palet oldu. Seyahat için uygunluğu nasıl makyaj yaptığınıza göre tartışılır. Çünkü mesela ben bir seyahate çıkarken yanıma 3 aldık, 2 aydınlatıcı alma gereği duymam. Böyle büyük bir şey, sırf aldık için de alma gereği duymam. Yani bir aldık koyarım, bir aydınlatıcı koyarım, biter. Böyle düşünüyorum. Yani içinde belki güzel bir kontür tonu olsaydı, evet alınabilirdi seyahat için ama bilemedim. Çok geveledim bu konu hakkında. Amerika alışverişimden sanırım favori parçam bu. Modern Renaissance palet. Çok. Böyle deyince ben bazı vloggerlar sinir oluyorum. Ama kendim de kullanıyorum. Çelişkili bir insanım. Modern Renaissance palet. Böyle bir palet. İçinde sıcak tonlar bulunan çok güzel bir palet. Tam benim sevdiğim renkler var. O yüzden zaten çıkar çıkmaz atladım. Gördüğünüz gibi bu paletle yapılmış makyajlar ileride kanalımda olacak. Bu paletin fiyatı da yanlış hatırlamıyorsam 42 dolar. Jaclyn Hill paletin fiyatı hatırlamıyorum. O da yine 40-50 dolar civardır. Yani pahalı biraz ama Becca'nın tüm ürünleri pahalı. Tek bir aydınlatıcısı bile kaç, 38 dolar mı? Öyle bir şey. Evet, 38 dolar olması lazım. O yüzden genel olarak iyi. Yanımda getirmeyi unuttum. Bir de Moonstone aydınlatıcısını aldım Becca'nın. O da gayet güzel. Onu zaten şeyde gördünüz ama sanırım. Evet. Urban Decay Moondust paletle yaptığım makyajda gördünüz.
Anastasia alışverişim burada bitmedi. Üçte Anastasia'nın 3 tane likit rujlarından aldım. Bir tanesi Catherine, biri Trust Issues, bir tanesi de Veronica. Bu Trust Issues, Veronica ve Dust Rose geçen sonbahar renkleri olarak çıkmıştı. Trust Issues ve Veronica hemen bitti, Dust Rose da hemen bitti. Ama Dust Rose'u stoğa hemen geri koydular. Bunlar bir türlü gelmedi, ancak bu yıl geldiler. Görür görmez atladım ve biterler diye çok korktum. Çok sevindim sonunda Anastasia sonbahar likit ruj koleksiyonunu tamamladığım için. Şimdi tek tek swatchlayayım elime bunları. Bu Catherine. Bu Kylie Jenner'in yeni çıkan Kristen adındaki lip kitindeki ruja bence muadil olabilir. Yani fotoğraflarda öyle gözüküyor. Kristen bende yok. Ama neden olmasın. Bu Catherine. Bu Veronica. Bu Trust Issues. Tabii ilk başta Jeffree Star aydınlatıcıyı gösterdim. Bunları göstermeyi unuttum. Jeffree Star'dan 4 tane likit ruj aldım. Farklı farklı zamanlarda aldım. Bir tanesi çok popüler Celebrity Skin. Gördüğünüz gibi gayet güzel nude bir ton. Bunu da sanırım değil. Bunu da Urban Decay makyaj videomda gördünüz. Ama yine de elimde göstereyim size bunun swatch'unda. Bir diğer aldığım ise Gemini. Bu favorim oldu. Şimdiye kadarki en favori Jeffree Star likit rujum. Gemini adındaki renk. Bununla ilgili bir dupe videosu belki gelebilir. Söz vermiyorum. Daha henüz ikisini karşılaştırıp bakamadım. Bir diğeri ise Unicorn Blood. Ama fakat görebiliyor musunuz? Yani bozuk gibi. Bir tek bu renk bozuk gibi içlerinden. Jeffree bu konuda uyarmıştı. Hani sıcaktan dolayı belki şey olabilir, buzdolabına koyun diye. Ben iki kere buzdolabına koydum. İkisinde de böyle oldu. Kokusunda ve yapısında bir gariplik yok. Yani bozuk değil ama öyle duruyor. Gördüğünüz gibi kahve alt tonlu bir bordo. Çok güzel bir bordo. Daha henüz dudaklarımda denemedim. İleride bununla bir makyaj çekebilirim. Böyle genel bir gözle baktığınızda favorim Gemini olsa da renk olarak favorim bu. Scorpio adındaki rengi. Bunu da stokta görünce hemen atladım. Çok değişik bir rengi var. Mora, gri alt tonlu lila. Bununla da bir makyaj yapmak istiyorum ama uygun bir göz makyajı bulabilirsem, Instagram keşfetime falan çıkarsa yakında kanalımda olur. Şimdi İspanya alışverişime geçiyorum. İlk olarak Primark'tan bu 1,5 euroluk Beauty Blender tipi makyaj süngerini aldım. İspanya Sephora'ya girdim. Orada Kat Von D var. İspanya'da Kat Von D satılıyor. Zaten bir tek Amerika'da satılıyor. İspanya'da satılıyor. Bir iki ülkede daha satılıyor olması lazım. O kadar. Fakat ben zaten Kat Von D'den alacağım tüm ürünleri tamamlamıştım. İspanya'ya gidişim çok ani olduğu için. Ama iyi ki de beklememişim çünkü tek bir isteğim vardı. Eco adındaki lacivert likit ruju. O Barcelona'dakinde yoktu, stokta kalmamıştı. Madrid'e ise hiç gelmiyormuş. Ben de dedim madem Eco yok, ben bir standa göz atayım. Belki canlı görüp beğeneceğim bir şey olur. Ve metal farlardan bu rengi gördüm. Bu rengin adı Raw Power. Şöyle gördüğünüz gibi tabii ki kızıl. En sevdiğim renk olarak. Bu ıslak olarak da kullanılıyor sanırım. Sanırım değil. Bence ıslak olarak da kullanılır. Niye kullanılmasın? Böyle bir renk. Aslında çok bir özelliği var mı? Yok yani. Ama çok güzel bir renk olduğu için almak istedim ve bu farları da Kat Von D'nin denemek istedim. Gayet beğendim. Çok pigmentli farlar. Hatta şöyle yapayım. Hop. Hop. Farklı parmakla denedim. Öncekini bununla sürmüştüm. Bunu böyle sürdüm. Ve tek şey yaptım gördüğünüz gibi. Çok pigmentliymiş. Beğendim. Oradaki Sephora'da Kat Von D dışında bir de Too Faced vardı. Too Faced çok, yani Too Faced markasını ben çok seviyorum. Ama biraz haksızlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü Too Faced Türkiye'deyken bence o kadar güzel ürünleri yoktu. Ne zaman Türkiye'den çekildi, güzel ürünler çıkarmaya başladı, gelişmeye başladı. Bu beni biraz üzüyor. Kıymetini bilememişiz olarak bakmıyorum. Olayı da biraz gittikten sonra kendini geliştirmeye başladı olarak düşünüyorum. O yüzden kırgınım, kızgınım. Evet, Too Faced'de ilk olarak gözüme tabii ki bu Hangover Primer çarptı. Daha doğrusu gözüme tester'ı çarptı. Görevliye sordum, yok mu dedim, hani ne olur bulun bana, çok istiyorum bu primer dedim. Görevli de maalesef kalmadı dedi çekmeceye bakıp. Sonra ben de dedim hay Allah içimden. Sonra yine dolaşıyordum Sephora'ya, kuzenimle parfüm testlerine bakıyorduk. Görevli koşa koşa geldi, depoda buldum bir tane, depoda buldum bir tane diye. Oradaki Sephora görevlileri inanılmaz İyiler. Yani ben şaşırdım o kadar güler yüzlü olmalarına ve iyi olmalarına. Yani bizim burada az çok biliyorsunuz görevlileri. Tabii genellemeyeyim ama pek çok görevli biraz asık suratlı, biraz hani
aramaya üşenen insanlar. Orada böyle ben daha hani bu primer'ı soracağım 10-15 dakika sonra falan bile kadın gitmiş bulmuş getirdi bana. Şok oldum zaten. Yine oradaki Sephora çalışanları ile ilgili Urban Decay Sim Primer'ı arıyordum. Aa, pardon, bu Sephora'da olmadım. Urban Decay'in böyle küçük bir alışveriş merkezi olur ya, İşhanı gibi bir yerde, böyle mağaza gibi ama stand gibi bir şey vardı. Orada Sin aydınlatıcıyı sordum. Bakayım dedi ve tüm mağazayı tam yarım saat boyunca alt üst etti. Şok oldum yani bu kadar, yani bak aydınlatıcı kısmına yok da yolladım, yani bunlar bizim alışık olduğumuz tarzda şeyler. O dedi belki buradadır, buraya karışmıştır, fondötene bakayım, ruj kısmına bakayım, ona bakayım, buna bakayım. Yarım saat boyunca tüm mağazayı alt üst etti. Kendi baktı, bulamadı, arkadaşına sordu. Arkadaşı yine aynı şekilde tüm ya fondöten kısmına bakıyor, ruj kısmına bakıyor. Belki buraya karışmıştır. Pudralara bakıyor, ona bakıyor, buna bakıyor. Sonuç olarak bulamadık, kalmamış. Ama o kadar ilgilenmeleri beni çok şaşırttı kendilerine. Çok teşekkür ettim zaten yüzlerine. Buradan da teşekkür edeyim. Evet, ne diyordum? Heh. Too Faced'in Hangover Primer'ını aldım. Bu Amerikalı bloggerlar arasında çok yaygın bir primer. Ben de denemek istiyorum. Deneyeceğim. İçinde Hindistan cevizi suyu varmış. Ve cildi canlandırmayı sanırım. Evet. Cildi canlandırmayı hedefliyor ve silikonsuz. Silikonsuz primerleri hiç kullanmadım sanırım daha önce. Evet, kullanmadım. Bakalım bu ilk olacak. Belki bir ilk izlenim yapabilirim. İlk izlenim videosu çekebilirim. Bir diğerini ise yine Too Faced'in Born This Way fondöteni. Bendeki porcelain rengi. Ben aslında daha koyu bir renge bakıyordum ama oradaki çalışan geldi. Ya bunlar size çok koyu dedi ve bu rengi verdi. Yani Nikki bu rengi verdi. Nikki Tutorials da aynı rengi kullanıyor. Bilmiyorum, ben onun kadar açık mıyım. Ama orada denediğimizde yüzüme uydu. Şaşırdım. Orada denediğimde gayet güzel bir etki verdi. Ama daha henüz hiç canlı canlı denemedim. Belki bunun hakkında da bir ilk izlenim videosu çekebilirim. İster misiniz? Yani eğer isterseniz aşağıya yorum bırakabilirsiniz. Bir diğer popüler üründen yine tabii ki ben aldım, daha denememiş biri olarak. Bu Benefit'in Better Than Sex maskarası. İddialı bir ismi var. Bakalım isminin vaatlerini yerine getiriyor mu? Bunu daha henüz kullanmadım. Paketinden çıkarmadım. Maskaralar çabuk kuruduğu için elimdeki maskara biter bitmez bunu kullanmaya başlayacağım. Heyecanlıyım. Bakalım gerçekten isminin vaat ettiği şeyleri yerine getiriyor mu? Sonra Madrid'de Kiko'ya girdik biz. Aşırı indirim vardı. Yani normalde Kiko Türkiye'ye de geldi. Buradan alabilirdim ama çok indirim vardı ve galiba ürün yeni çıkan ve cilt bakım ürünleri dışında her şeyde vardı ve böyle yine ben şok oldum. Bir kriz geldi. Kuzenimle. Delirdik zaten. O bile aldı yani. O makyajı benim kadar ilgili değil. Yani benim etrafımda kimse makyajı benim kadar ilgili değil ama onun da ilgisini çekti bu kadar indirim olması. Kiko'da ilk olarak elim buna gitti. Bu Long Lasting Wet n Dry 100 eyeshadowlarından 216 rengi. Şöyle bir... Anam, açamadım. Paketi çok elegant bu arada. Şöyle bir altın rengi gördüğünüz gibi. Renk harika. Günlük kullanıma uygun mu tartışılır. Ama bence çok güzel bir rengi var ve desenleri de çok güzel. Ben bunu tabii ki video çekmek için yapacağım. Makyajlar için kullanmaya adına aldım. Kiko'dan bir de şu glitter eyeliner aldım. Biraz bana opak gelmedi bu. Yani opak gözükmüyor. Bakalım bir daha elime. Hiç fena değil aslında. Ben biraz hainlik ettim az önce. Opak değil diyerek. Hiç fena bir yapısı yok gayet. Yani tek başına kullanılacak kadar opak değil. Çünkü bu sadece şeffaf ve simlerden oluşuyor. Şeffaf baza, üstüne simler. O yüzden bir eyeliner'ın üstüne kullanılabilir. Şöyle gördüğünüz gibi. İki çizik çektim. Fena değil. Bu da yine 2 euro, 3 euro bir şey olması lazım. Kiko alışverişimin yıldızı. Bu kuzenimin keşfi olan çok güzel bir ruj. Bildiğiniz kahverengi. Kahverengi değil de böyle adı olsaymış, adı Hot Chocolate olurmuş. Bakayım numarası 935. Hangi rujlardan? Rujun tipi yazmıyor. 935 numara. Bildiğiniz adı olsaydı Hot Chocolate olurdu. Çok güzel ve değişik bir rengi var. Mat bir ruj, pigmentli bir ruj. Şu an ıslak elime sürdüğüm için randıman alamadım. Kuru elime sürüyorum. Rengi böyle. Kuzenim orada denedi ve ben dedim ki ay nereden buldun? Aynen bu tepkiyi verdim. Ay nereden buldun? Şeklinde. Ve ben de aldım. Zaten son ikiyi biz kattık. Çok güzel bir rengi var. Çok değişik bir rengi var. Geldik alışverişimin Türkiye ayağına. İlk olarak bildiğiniz gibi Flormar böyle koleksiyon ürünlerine aşırı çok indirim yapıyor. Yani %70'e varan indirimler yapıyor. Ben de o koleksiyon ürünlerinden ufak bir alışveriş yaptım. İlk olarak bu Dazzling Eyeshadow'lardan 3 tane aldım. Bu birincisi She is a Star adındaki
rengi. Çok güzel bir aydınlatıcı rengi böyle. Biraz çoh dedim, kendimden geçtim ama özellikle göz pınarlarında çok güzel duran, çok güzel bir aydınlatıcı rengi. Hala ben görüyorum bir iki yerde bunlardan. Eğer bulursanız mutlaka alın. Çünkü 5-10 lira, ya 5 ya 10 lira olması lazım. Şu an 5 liraya düşmüş olabilir. Ve çok pigmentler, çok güzeller. Bir diğeri ise Boom Shot adındaki rengi. Yansımalı bir mor kendisi. Şöyle göstereyim onu da. Ben zaten bunları pigmentlerine vurulup aldım. Boom Shot. Bir diğeri ise Action rengi. Bu da harika. Bunun rengini tanımlayamıyorum ama çünkü bu da yansımalı. Bunların hepsi yansımalı. Çok güzel bir renk. Böyle yaptığınızda mor gibi duruyor. Böyle yaptığınızda kahverengi. Elimde daha çok kahverengi gibi duruyor. Çok güzel ürünler. Tavsiye ederim hala çünkü ben çoğu Flormer'de olmasa da bir iki Flormer'de görüyorum bunları. Üç farım daha var. Bunlardan ikisi flashbacked farlardan. Bence Flormer'den 3 far daha aldım. Bunlardan bir tanesi beige mirror rengi. Flashback koleksiyonundan ve bence paketlemesi çok güzel. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir aydınlatıcı rengi. 10 lira. Fiyatların 10 liraya düştü. Düşmüştü en son. Gördüğünüz gibi. Bence hem yüzünüze hem elmacık kemiklerinizi aydınlatıcı olarak kullanabilirsiniz. Ben biraz kendime ekleyeyim diyecektim. Bayağı yoğun bir görüntü verdi ya. Bari biraz da buramı ekleyeyim. Çok yoğun bir görüntü verdi ve bayıldım. Gözümden çok yüzüme kullanacağım kesin. Yine flashback farlardan Violet Reflections adındaki bu mor far. Çok güzel, çok güzel. Biraz kuru ya. Bana bozuğu mu verdiler? Zaten çok garip duruyor. Bir dakika. Yok, bozuk değil. Çok kuru sadece. Bunun yapısı öyle değil. Vallahi şoklar içindeyim. Bu yumuşacık. Beige mirror yumuşacık. Bu Violet Reflections ise bayağı sert ama hala rengini veriyor. Şu an elimde lacivert gibi dursa da kabında mor gibi duruyor. Yani en azından benim gözüm mor görüyor. Morumsu lacivert diyeyim. Çok güzel bir renk ama niye böyle? Biraz üstü taşlaşmış. Böyle üstünden biraz alınca yumuşuyor. Allah'ım, şu kalp krizi geçirdim 2 dakikada, siz de şahit oluyordunuz. Açıkta kalmadı ki ya, kutusundaydı yani. Daha hiç denememiştim. Sinirlendim. Bir diğeri ise Magical Blooms koleksiyonundan Charming Violet adındaki magenta rengi sanırım. Buna magenta deniyor. Kızıl, siz deyin kızıl. Ben diyeyim mor. Mor değil. Magenta rengi ya tam. Çok güzel. Çok güzel. Görebildiğiniz gibi. Bu biraz Morphine Rosewood adındaki rengine benziyor. Çok güzel bir renk. Bu da indirimdeydi yine. 5-10 lira bir şey olması lazım. Bir diğer indirim ürünü ise bu Lip and Cheek ürünlerinden adı olmayan 06 numaralı ürün. Bu hem dudakları hem gözleri diyorlar. Şu an dudağımı kullanamam. Ama böyle yapış yapış bir yapısı yok bence. Güzel. Tam lip tint, cheek tint olabilecek bir yapıda. Gayet güzel bir renk. Bu da yine bir diğer indirim ürünü. Flormer'ın Prime and Lips rujlarından. Adına bakayım. Adını kaybettim. Chai Blossom adındaki renk. Orada denediğimde elimde çok güzeldi. Bir daha deneyeyim. Çok güzelmiş. Tam böyle kiraz yeme renk. Tam kiraz yemiş ruju. Tam o efekti veren ruj. H&M'in bu çok popüler. Makyaj süngerini aldım. Bunlardan biliyorsunuz bulunmuyor. Görkem Karman bir muadil videosu çekti. Bunlar piyasada yokluğa karıştı yani. Ama modern İsa AVM'deki H&M'de çokça vardı. Ben de bu beyazı görünce kaptım. Şimdi bir de bunların pembesi çıkmış ama ben bilindik yoldan gitmek istedim. Bunu ilk defa deneyeceğim. Yorumlarımı yine sizinle paylaşırım. Gratis'ten Eclipse'in bu fırçalarını aldım. Allık fırçasını aldım. Ters tutuyormuş. Eyeliner fırçasını aldım. Bir de far fırçasını aldım. Bu
ne demiş? Oval Shadow Brush demiş. Yani bu genelde sanırım öyle bağlı verdiklerine göre göz kapağına far uygulamak için üretilmiş bir ürün. Ama bence karıştırma fırçası olarak da gideri var. Çünkü biraz pof pof duruyor buradan baktığımda. Aslında uygun fiyatlı ürünlerle makyaj çekmeyi düşünüyorum. Onlarda da bunları kullanmayı düşünüyorum. O zaman kesin yorumumu yapabilirim. Ben de üniversiteye geçiyorum bir yıl aslında. Üniversite makyajı çekmemi ister misiniz? Benim çekmem ne kadar doğru olur aslında üniversite makyajını bu kadar makyaj yapan bir insan olarak. Ama ben günlük hayatımda aslında böyle çıkmıyorum dışarı. Yani o gördüğünüz farları sürerek ya da efendim söyleyeyim öyle ağır makyajlar yaparak çıkmıyorum genellikle. O videoları çektiğim günler çıkıyorum. Ama oturup da sırf dışarı çıkmak için öyle makyajlar yapmıyorum. Neyse çok konuştum yine. Biliyorsunuz gratis bayram indirimi dolayısıyla tüm renkli kozmetik ürünlerde %40 artı %10 indirim. Benim de payıma düşen bu oldu. Sleek'in Bakist Illuminator'larından Monaco rengi. Bu elimde denemiştim. Bence çok güzel bir aydınlık veren primer. Şöyle elime çok azıcık sıktım. Gördüğünüz gibi. Hem toz aydınlatıcı sürmeden baz olarak uygulayabilirsiniz aydınlatıcı uyguladığınız bölgelere. Hem de fondötenize birazcık karıştırarak tüm yüzünüze ışıltı verebilirsiniz. Çok heyecanlı aldım zaten. Bu standda yine bir tane kalmıştı şansıma. Kaptım hemen. Çok güzel. Yine bir aydınlatıcı aldım. L'Oreal'in True Match Highlighter'larından bu Icy Glow Rose Glaze adındaki aydınlatıcısı. Bence bu biraz simli ya. Ben oradaki çalışan bayana, pardon bayan kelimesinden nefret ediyorum. Ben oradaki çalışan kadına, bu arada bayan demiyorum. Yeni bir önlem aldım. Önlem demeyeyim de biraz daha hassas olmaya çalışıyorum bu konularda. Yani bayan değil kadın kelimesini kullanmayı tercih ediyorum. Çoğumuzun kulağına, benim de öyle söyleyince kulağıma kaba geldi ama alışmak zorundayız sanırım. Orada çalışan kadın, tester yoktu bana bunu açtı. Size bir işte şey yapabilirim diye. Aslında iyi bir şey değil, tahsik ettiğim bir şey de değil ama öyle açınca ben de hani ay ne yapıyorsun diyemedim. Biraz simli geldi bana bu ya. Orada açtı ya, açtı diye hani ayıp olmasın diye almış gibi mi oldu? Biraz vicdan azabı çekiyor olabilirim şu an. Biraz simli geldi. Bilemedim. Şu an elimde normal gözüküyor ama spot ışıklarının altına girdiğinizde bu da burada. Biraz simli duruyor. Şu sleek'i kapatayım. Durun ya. Bunu diğer elime süreyim. Sleek'le karışıyor. Hemen dağılıyor. Çok kolay dağılan bir yapısı var. Aydınlık görüntüsü de iyi ama böyle dediğim gibi spot ışıklarının, mağaza ışıklarının altında çok simsim duruyordu. Biraz korktum. Ama gayet iyi duruyor aslında. Sleek Monaco'dan daha hafif bir aydınlatıcı. Yine aydınlık göstermek istediğiniz yerlere uygulayabilirsiniz. Fondötenize karıştırabilirsiniz. Gayet güzel bence. Şimdi beğendim. Maybelline'in yeni rujlarından Midnight Merlot rengini aldım. Bordo. Tabii ki. Sanki bordo dışında bir ruj alınca boşuna para vermiş gibi hissediyorum. Halbuki bordo ruju o kadar sık sürüyor muyum? Yok, hayır. Ama bordo rengi çok seviyorum ve sanırım bir markadan mesela bir ruj denemek istiyorsam ilk renk tercihim bordo oluyor o markadan. Ve çok da güzel bir bordoymuş. Bunların testerleri yine yoktu. Arka kapağından da o kadar belli olmuyor ama çok güzelmiş ya. Delirdim şu an bir anda. Çok güzelmiş. Yapısı da çok yumuşak sürümlü yani. Tek şey tamamdır. Çok güzelmiş. Beğendim. Bunlar da indirimde 16 liraya mı ne geliyordu. Bir rengini daha alacaktım. Sonra vicdan azabı çektim. O kadar rujum var. Almana gerek yok dedim. Son olarak gratisten bu The Balm'ın yeni kalem farlarından aldım. Bunlardan almayacaktım dedim. Bak sen çok mu kullanıyorsun da alacaksın dedim. Ama sonra şeytan dürttü. Elimde denediğimde bayıldım. Ve almak istedim. Şöyle göstereceğim. Biraz da live test, canlı test gibi olacak şimdi. Ay süremedim de sol elimle. Bende bir tanesi Pinch Hitter rengi, bir diğeri ise Slugger rengi. Pinch Hitter göstereceğim şimdi. İlk önce elime süreyim şöyle. Pinch Hitter böyle ışıltılı lila rengi. Şu renk Pinch Hitter. Işıltılı lila rengi çok güzel. Slugger ise daha koyu bir mor. Şu.
Çok güzel renkler. Ama asıl vurulduğum şey renkleri değil. Yani tabii renklerine de vuruldum şimdi. Kandırmayayım da. Asıl beni aynı güzel renklerden çok wow dedirten, wow dedirten farklı bir şeyleri var. Bu farların beni asıl şaşırtan, konuşamadım. 6 milyon istazı işsizin istazsız. Bu farların beni asıl şaşırtan özellikleri, kalıcılıkları. Şu kalın 3 ürünümü de anlatayım. Biraz yerine otursunlar. Ne kadar kalıcı olduklarını size canlı canlı göstereceğim. Watson's'tan tek bir parça ürünü var. O da NYC'nin bu siyah likit eyeliner'ı. Yalnız bunların iki çeşidi var. Bir pearlized black, biraz ışıltılı bir siyah. Bir tane de asıl siyah olanı. Onların ayrımından farkında olun. Dikkatli olun. Ben az kalsın pearlized black'i alıyordum. Sonra kontrol etmek aklıma geldi ve çok zor buldum. Çok arkalardaydı. Çok zor buldum. Dikkatli olun, dikkatli olun. Henüz denemedim. Deneyince yine görüşlerimi bildiririm. Sırada NYX alışverişim var. İlk NYX'ten daha doğrusu birkaç ürün daha almıştım. Ama onları yerine koymuşum yani. Makyaj çekmeceme koydum sanırım. Çünkü denenecek ürünler kutusunda yoktular. Ama neler aldığımı söyleyeyim. Bu Liquid Matte Rouge serisinden bu. Adını hatırlamıyorum şu an. Nude serisinden Ruffle Trim adındaki rengi aldım. Bir de Liquid Suede serisinden hangi renkte? Soft Spoken rengini aldım. İleriki videolarımda göreceksiniz çünkü çok güzeller. Şu an yanımda olan iki ürün var. Bir tanesi bu çift taraflı kalem rujlarından Ginger and Nutmeg rengi. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu da açık rengi dudağınızın içine sürüp koyu rengi dudağınızın dış kısmına sürdüğünüz zaman çok güzel ombre efekti yaratıyor. Çok beğenerek aldım ve renkler de çok güzelmiş. Özellikle şu koyu renge bayıldım. Bir diğer aldığım ürün ise bu kırmızı eyeliner'ı Vivid Bright serisinden. Kırmızı eyeliner. Niye aldım? Nasıl kullanırım? Hiçbir fikrim yok. Videolar izleyeceğim kırmızı eyeliner hakkında. Ve ona göre bir makyaj videosu hazırlayabilirim. Ama şöyle söyleyeyim, çok severek aldım. Ve sanırım keşfedilmiş bunlar. En son NYX ziyaretimde bunu aldıktan sonra ben bir NYX ziyareti daha yaptım. Orada o zaman yoklardı. Yani bu rengin, pardon bu renk hiç yoktu. Ve bu serinin birkaç rengi kalmıştı. O yüzden eğer bir stok yenilemesi yaparlarsa ve sizin de aklınıza bu ürün varsa görür görmez alıp sonra bulamıyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi çok opak bu. Ama bunun hakkında şöyle yorumlar okudum ben. Kuruduktan sonra göz kapağınızda böyle çatlak çatlak bir görünüm veriyormuş ve aşırı kuruyormuş, rahatsız edici olabiliyormuş. Daha gözümde hiç denemedim. Eğer denersem, denediğim zaman daha doğrusu, aylık favorilerim videosu yaptığımda aylık favori olmayanlar kısmında gösterebilirim öyle bir özelliği varsa. Eğer yoksa da mutlaka size bir şekilde bunu iletirim. Şöyle gördüğünüz gibi ne kadar kalıcı olduğunu göstermeye çalışayım size. Dağılmıyor. Hiçbir şekilde dağılmıyor. Gayet kalıcı. Ve son olarak birkaç şey önce bahsettiğim, birkaç ürün önce bahsettiğim The Balm farların kalıcılığına geçiyorum. Kalem farların. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde dağılmıyor. Elimde öyle katman gibi kaldılar. Yani şu açıdan iyi. Bunları ilk sürdüğünüzde dağılabiliyorlar. Böylece göz makyajınızı karıştırabilirsiniz. Ama sabitlendikleri zaman gördüğünüz gibi şu an aşırı bastırıyorum. Hiçbir şekilde dağılmıyor, çıkmıyor. Bayıldım bu özelliklerine ve bence siyahı da göz kalemi olarak falan kullanılabilir. Ben bir dahakinde de daha çok rengini alacağım. Hepsi benim olacak. Kurucum kırbacı, vuracım kırbacı. Evet, benim alışveriş videom bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.